genel merkezimizin genel idare kurulu toplantısında almış olduğu karar sonucunda 1 Ekim itibariyle aday ve aday adayları başvuruları partimiz adına başlamış bulunmakta. İYİ Parti İl Başkanı Erdal Gülay, Zonguldak için güçlü adayla yola çıkacaklarını ve ön seçim yapacaklarını söyledi. Gülay, Zonguldak Belediyesi'ni İYİ Parti'ye katmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz dedi. Gülay, aday adaylarının 1 Ekim'de başlayan başvuru süreçlerinin 21 Ekim'de sona ereceğini, aday adayları arasında anket düzenleyeceklerini söyledi. Bu süreçten sonra arkadaşlarımız aday olmak isteyen partimizden belediye başkanı, meclis üyesi, il genel meclis üyesi olarak aday olmak isteyen arkadaşlarımız müracaatlarını partimize yapmaya başlayacaklardır. Bu hususta süreç bu ayın 21'ine kadar, yani Ekim 21'ine kadar devam etmekte. Ondan sonraki süreç genel idare kurulundan uzatma çıkar mı, çıkmaz mı, onunla ilgili bir net elimizde bir bilgi yok. Fakat sürecin 21 Ekim'e kadar olduğu doğrultusunda genelgemiz var. Biz her zaman söylediğimiz gibi Zonguldak Belediyesi'ni İYİ Parti'ye katmak için, İYİ Parti Zonguldak Belediye Başkanlığı olması için var gücümüzle mücadelemizi edeceğiz. Tabii ki bunu görüştüğümüz arkadaşımız devam ediyoruz ama bir başka arkadaşlarımızla da görüşmeyeceğimiz anlamına gelmez bu. Gökçebey mevcut belediye başkanı Vedat Öztürk'ün kesin aday olduğunu ifade eden İl Başkanı Erdal Gülay, merkez için 3 isimle görüştüklerini söyledi. Gökçebey'de ankete gerek yok. Gökçebey Vedat Öztürk'le birlikte, mevcut belediye başkanımızla birlikte 2024 yerel seçimlerinde de birlikte olacağız. Şimdi merkez ilçe başkanlığı için 3 aday arkadaşımız başvuruda bulundu bizlere. Bizler de bu arkadaşlarımızın CV'lerini genel merkezimize, teşkilat başkanlığımıza göndermiş bulunuyoruz. Bunlarla ilgili kendilerinde bir takım çalışmaları var. Sonuçta burada partinin bayrağının yere düşmemesi adına ve güçlü bir arkadaşımızın yarın bir gün bizi yarı yolda bırakmayacak bir arkadaşımızla yola devam etmek adına genel merkezimizle birlikte teşkilat başkanımızla bir ittifak halindeyiz, görüşüyoruz. Bir değerlendirme yapacağız ve burada o üç arkadaşımızdan bir tanesini inşallah ilçe başkanı olarak bizler de göreceğiz. Pevkan Köprüsü konusunda devletin karar verdiğini, geri dönüşün olmadığını belirten İl Başkanı Erdal Gülay, diğer esnafların da iş yerlerini boşaltmasını istedi. Şimdi Pevkan Köprüsü ile alakalı da şöyle bir şeye değinmek istiyorum. Ben daha önce yapmış olduğum açıklamada benim en büyük kriterimin esnaf. Ben esnaf olduğum için esnafın yanında olduğumu beyan ettim her defasında. Fakat geldiğimiz noktada bugün bakıyoruz birçok esnaf arkadaşımız dükkanını tamamen camını çerçevesini topladı. İçinde eşyasını bırakmadı. Sonuçta burada bir devletin bir bakanlık birimi karar almış. Belediye ile birlikte bir işbirliği içerisinde bu köprünün artık miadını doldurduğunu ve bu saatten sonra tehlike yarattığı için köprünün yıkım noktasına gelinmiştir. Onun için burada çok fazla söylenecek bir şey yok. Orada kalan birkaç esnaf arkadaşımızın da zorluk çıkarmadan bir an önce şehrin önüne açılması adına dükkanlarını, işletmelerini boşaltmalarının gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki yine söylüyorum, ben bir esnaf olarak da esnafın kesinlikle yanındayım. Esnafın mağdur edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Elmas Park'ta da bazı dükkanların güzel bir şekilde tamamlandığını, fakat bazı binalarında, bazı dükkanlarında bitmemiş olduğunu, yani esnafın da bugün çok zor durumlarda olduğunu hepimiz biliyoruz. Zonguldak'ta ticaret gerçekten durma noktasına gelmiş. Ekonomik boyut zaten ortada. Bir arkadaşımıza bir kahve ısmarlayacak bir durum kalmadı. Bir kahve 60 lira bugün. Bir dolmuş 17 lira. Eşinizle birlikte çarşıya gelseniz sadece 70 lira gidiş geliş parası vereceksiniz. Bunlar artık insanların gerçekten omuzlarındaki ağır yüklerdir. Onun için ben esnafın yanındayım. Esnaf bir an önce mağdur edilmeden dükkanlarına yerleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.